Sevgili seyirciler, programımızın bu bölümünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel çalışmalarını sizlere tanıtmaya çalışacağız. Basın yayın faaliyetlerini sizlere aktaracağız. Efendim, ben Erciyes Dergisi'nin Mart sayısında bu kitaplardan 5 tane önemli kitap vardı. O sırada elime geçmişti. Onları tanıtmıştım. Ve şöyle demişim Erciyes'in Mart sayısında. Oradan size küçük bir bölüm okumak istiyorum. Giriş bölümü bu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür hizmeti olarak çıkardığı 5 kitap ile Kayseri'nin kültür hayatında önemli bir rol üstlendi ve 1996 yılında damgasını vurdu. Bu 5 eser Halit Erkiletlioğlu'nun Osmanlılar zamanında Kayseri, ikincisi Emir Kalkan'ın Kayseri şairleri, üçüncüsü Muhsin İlyas Subaşı'nın Taşla Konuşan Dehatır, Mimar Sinan'ın hayatını anlattığı bir eser. Dördüncüsü Rasim Deniz'in Kayseri Masalları ve beşincisi de Kayseri ve çevresindeki ziyaret ve ziyaret yerleri. Erciyes Üniversitesi'nden 5 tane öğretim verisi hazırlamıştı bu kitabı da. Ve bunların sonucunda, vardığım sonuç da şu, bu eserleri hazırlayan ilim adamlarımıza ve yazarlarımıza, bunları Türk kültürüne kazandıran ve Kayseri halkına armağan eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Önemli bir görev yerine getirilmiştir. Bu eserlerin başta yeni nesiller olmak üzere halkımız üzerine derin etkiler olacaktır. Yapılan hizmet son derece olumludur. Kutluyorum ve devamını diliyorum. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, yanımızda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürü Sayın Rıfat Yörük var. Efendim hoş geldiniz programımıza. Rıfat Bey, dileklerimi nasıl buldunuz? Sağ olun. Dilekleriniz ve itibatınız için teşekkür ederiz. Ama gerçek yani. Evet, sağ olun. Rıfat için söylemedim. Çünkü hakikaten biraz sonra sevgili seyircilerimiz de görecekler. Kayseri'nin kültür hayatına önemli bir katkıda bulundunuz. Tabii siz Kültür Müdürlüğü ile birlikte bu faaliyetleri yürütüyorsunuz, organize ediyorsunuz. Peki siz... Göreve geldiniz, oradan mı? Başlayalım. Göreve geldiğiniz yıllarda... Mehmet Bey göreve başladı, sizler göreve başladınız. Bu tür yayınları... düşündünüz. Neye etkili oldu bu tasarlarda, düşüncelerde? İtibarınız için teşekkür ederiz. Gerçekten kültür müdürlüğümüzün ve danışmanlarımızın gayret çalışmalarıyla bugüne kadar 18 eser yayınlandı. Şu anda 3 eserimiz hazırlanıyor. Gayet güzel çalışmalar yapılıyor. İnşallah Kayseri kültürü için bu çalışmalar faydalı olur. Önümüzdeki dönemde danışmanlarımız Turan Koç hocamızın, Şükrü Selim hocamızın kaliteye ilgili bir katkıları oluyor. Bir ekip çalışması da gördüğümüz eserler yeni yayın döneminde, yeni dönemde inşallah daha değişik eserler bekleyecek. Artık birer ikişer değil de dörder beşer tane kitap yayınlamaya başladı arkadaşlarımız. Söylediğiniz isimler Riyaz Şehir Devleti'nin de yayın kurulunu geçiriyor değil mi? Peki, Mehmet Dursun Bey, Mehmet Dursun Bey, Mehmet Dursun Bey, peki bu yayın kurulu bu eserleri inceliyor değil mi? Yayınlanmasına karar veriyor. Bugüne kadar toplam 23 eser var. Şu anda 4 ay liste yeni basıldı. Kayseri Şahin'imiz, onlar da 21 eserimiz var. Evet, evet. Peki süreli yayınlar var. Biraz önce biraz şehirden bahsettik. Süreli yayınlardan neler var, neler çalışıyoruz? Süreli yayınlarımızdan 3 tane dergimiz var. Bu dergilerimiz 7 konar ev olarak yayınlıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi dergisi. Evet, onları gösterebiliriz. Evet. Evet. İkinci sayımız. İkinci sayımız, evet. Üçüncü sayımızda şu an çalışmaları hazırlıyor. Yılda bir süreliyoruz. Kayseri ve belediyemizi tanıtmaya yönelik. Evet. Kaliteli bol fotoğraflı çalışmalarımız. Üç aylık çalışmalarımız var. Biraz şehirlerimiz. Evet, bunlardan ben bazı sayılarımızdan getirdim. Evet. Şimdi yeni sayımızda güzel başı bitti. Yakında önümüzdeki hafta baskıya girecek. Evet, son sayımız Biraz Şehir'imizin. Evet. Beyaz Şehir dergimizin Kayseri kültürünü yansıtmasına gayret gösteriyoruz. İlk sayılarımızda biraz bir yeni icatları var ama o zaman başka bir dergimiz olmadığı için ister istemez icatlar da vardı, kültür de vardı. Ama son zamanlarda Belediye Beraber ülkemizin çıkması birlikte tamamen Kayseri kültürüne özgü bir dergi haline getirdik. Kayseri'de her görüşten insanlar sanatçıya açık bir dergi. Güzel olduğunu kanaatimiz, inşallah bundan sonraki sayılarımız daha da güzel olacak. Evet. Bir de Belediye Haber isimli bütçemiz var. Bunu da iki ayda bir 15 bin
tarih basıyoruz. Bu ilk sayımızdı. Gittiğimiz evet. Arpaş düzeliyor. Ve son sayımız bugün elimize geçmişti. Evet, son sayımız da Kıbrıs Taşı Üçer Kayseri'lerle bize ithal ettiğimiz bir sayımız. Bu da yeni sayımız. İki ayda 15 tarih basıyoruz. Basın yayın müdürü olarak 3 tane süreli yerimiz var. Ama evet. Bunun haricinde de değişik projelerimizi kapsamımız çıkıyor. Evet, Fatih'in şimdi beni en çok Beyaz Şehir ilgilendiriyor. Evet. Beyaz Şehir Kültür Dergisi, yani bizim alnımıza hitap ediyor. Tabii burada en son sırada benim gibi şiirim vardı. Teşekkür ederiz ikiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi ben o şiiri daha önce bir programda okumuştum. Şimdi şu baskı kalitesini önce bir göstermek istiyorum. Bir resimler gayrımıza. Ve o sayıda İbrahim Kenör'ün bir ilahisi var. Eğer müsaadeniz olursa ben böyle bir güzel bir mekanda bulundum. Evet. Ben bu ilahiyi sevgili seyircilerimize okumak istiyorum. Ayrıca bu görüntüde Sultan Sazlığından çekilmiş. Onu da hemen ilave edelim. Ve Şeyh İbrahim Kenör'ünden bir cana cefa, ya kıl defa, kahrın da boş, lütfun da boş. Ya dert gönder, ya hut deva, kahrın da boş, lütfun da boş. Boştur bana senden gelen, ya hilkatü, ya kefen, ya taze gül, ya hut diken, kahrın da boş, lütfun da boş. Gelse celalinden cefa, ya hut cemalinden vefa, İkisi de cana sefa, kahrım da boş, lütfun da boş. Yer bal ger bostan ola, yer bendü ger zindan ola, yer vaslu ger hicran ola, kahrım da boş, lütfun da boş. Ey padişah-ı lemyezel, zat-ı evet, hay-ı ezel, el lütfu bol, kahrı güzel, kahrım da boş, lütfun da boş. Ağladırsan zari zari, yürürsün cennet-i huri, layık görür isen narı, kahrın da boş, lütfun da boş. Gerek ağlat, gerek güldür, gerek dirilt, gerek öldür, maaşık hem sana kuldur, kahrın da boş, lütfun da boş. Şeyh İbrahim Kemal'in siz son sayınızda yer alıyor. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Biz biliyorsunuz Ahmetçinin lisası arasında ayı beşerliğinde Allah'tan geldiğine inananlar da çok güzel bir şekilde kadır da senden biliyor. Evet, YouTube'da hepsi de güzel biliyoruz. Hepsini aldık kabul ettik biliyoruz. Çok güzel. Peki Rıfat Bey, ben dergide en üzeri size bir tanesine tanıtmıştım. Şimdi kitaplara başlayalım. Kısaca bahsedelim. Hepsini ben yetinemedim. Evet. Bir kısmını isterseniz tanıtalım. Evet, Mustafa Piyasoğlu Beyefendi, kendisi biliyorsunuz Kayseri'dir, şu an İstanbul'da yaşıyor, gazeteci yazar. Onun dönem şartlı romanının Kayseri'yi anlatıyor, Kayseri'ye geçiyor. Beşinci baskısını da yapmak bize nasip oldu. Görüşebiliriz olarak, sevinçli sizlerim. Şu anda Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde geçen sonra göre yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı oldu kendileri. İhan Üçgeçici Beyefendi'nin çalışması. Kayseri Kültürel Mirası'nın geleceği. Bu kitabın bir şey söyleyeyim ben. Fotoğraflar evet. Ben geçenlerde bir çekim yapmıştım Kayseri tarihleri üzerine. O programda buradan malzeme kullandım. Tabii kendisinin ismini verdi. Evet. İfade ettik. Çok güzel bir açıklama. Sağ olun arkadaşlar. Sergisi de açılmış. O kadar bir sergisi açılmış. Mesela. Yeni kitabımızda bir tanesi. Büyükşehir Sistemimiz. Yardım Koşan Doktor Ali Bey'in. Büyükşehir Sistemi'nde belediye ve belediye de bu çalışmamız yeni kitaplarımız bir tanesi. Kayseri Ticaret Ekonomisi'ne bir araştırma. Evet, Kayseri Ticaret'in bir alçak gelmişten. Erkek aşık asandı. Rasim Deniz Hocam hazırlandı. Rasim. Rıfat Bey şunu söylemek istiyorum. Ben o gün Mehmet Bey'i gördüğümde şöyle bir şey var. Şu erkek ifadesi var ya. Evet. Bu aslında son iki imdatın olduğundan beri yanılmıyorsam artık ayrılmıyor. Mehmet Bey de ona hassasiyetime teşekkür ediyor orada. Evet. Belki gözlerim karıştı. Şimdi başlarda şurada zemin taşmış. Çünkü özel isimlerine gelen yapım ekleri ayrılmıyor. O şekilde etkiletli, işte Kayseri gibi ayırmıyor. Ama çok güzel bir eser. Böyle Aşık Hasan, yarın İstanbul'un ilk kenti değil. Erkek güzeli Bağlar Bozyar'ın şairi gibi. Evet, tebrik ederiz. Devam edelim tabii. Çıkardığımız kitaplardan, diğer emekçiler ve siyasetçi bir
düzenlemiştik. Müsiyah Doğu Fakültesi çözümü oluyor. Yine Eski Kültürümüz Ortaokul Lise Bir Üniversite Arası Kompresyon Yarışması düzenlemiştik. Hatırlıyorum. Evet. Onlar işte öğrencilerin de var. Evet. Onlar işte eserlerimiz yayınlamışlarımız gibi. Ne güzel. Burada kültürümüz değil de İmar Müdürlüğümüz İmar Daire Başkanımızın çalışması bir kitap açmıştı. Evet. İmar ve Medya Yediyesi Doğu Sistem olarak basılmıştı. Biz son yılını bizim kalıcı güzel Kayseri'ye parmağı yapmış olduk. Ufak değil, hemen bir şey, bu dizayn değil de aklıma bir şey geldi. Ben bir şey gördüm, yani hep onları geliştirmiş kafamda. Bu dizaynlar için yani harika bir dizayn geliyor. Sanatçılar mısınız siz? Siz eserler de çalışıyorsunuz. Özellikle kapak tasarımıyorsun. Biz yüz matbaacılarla çalışmak istemiyoruz. Profesyonel çalışıyorsunuz. Yani siz evet, tabii başkanımızın geliyor. Başkanımızın sadece sürekli olarak durduradayız. Şükür Bey bir kültür adım olduğu için. Evet. Sürekli olarak bu kaliteli sesin çıkması için imkanlar dolayısıyla seçim geliyor, sefer geliyor. Sağ olsun saklama daire başkanımız da buna göre çalışmalar yürütüyor. Mümkün oluyor işte estetiklerden kalıcı olmasına, kaliteli olmasına dikkat ediyoruz. Yani çalıştığı hakikaten kaç senesini getirdiniz? Yani şimdi diğer yayınlar da buna ölçü olarak aldı. Evet, tabii tabii. Evet, tabii ölçü olarak aldı. Bu sebeple bazı matbaalar ve grafikerler ilermiş oluyor açıkçası. Yani, kalite arttı. Yani, biz olarak sayı yükseldik. Yükseldiğimiz yine kötü müdürümüzün Tavuz'un yönelik bir araştırması, fotoğraflar çıkıyor. Çok İstanbul'a gelen bir ekip basamıştı. Küçük ama şirin. Değerli sanatkar Abdullah Kılıç Beyefendi hazırlamıştı bu kitapçımızı. Evet. Şu anda yayında olan yayınlar bunlar. Dilerseniz basın müdürlüğü tarafından çıkaran bazı kitapçılarımızı biraz ondan bahsedelim. Evet, tabii tabii. Buyurun. Palet raporlarımızı böyle işte sadece bir şekilde basmaya çalışıyoruz. Evet, böyle palet raporlarımızı. Bu klasik zaten basılması gereken şeylerimiz. Parkla başlayan müdürlüğümüzle ortaklaşa olarak ağaçlar üzerine ve pratik çiçekçilik üzerine kitaplar bastırdık. Bu kitap o kadar tuttu ki şimdi ikinci baskısı. Basılıyor. Evet. Çiçeklerin tanıtımı, bakımları ve fotoğrafları yer alıyor. Gayet güzel, çevre dostları için, çiçek severler için ilginç bir kitap. Evet. Yerimizde kalmadı, yeni baskısı yapılıyor. Çiçek severleri müjdeliyoruz. Şimdi galiba şöyle bir şey de oluyor, ufak bir yanlış hatırlamıyorsak sizin de bağlamaları değil mi? Yarışmamız var. Yarışmanız var. Şu anda üçüncüsü düzenleniyor. İsteyenlere çiçek veriyorsunuz. Evet, hatırlıyorum. Yani. Faaliyetler de var. Evet. Zaten meydanlar çiçeklerle bezendi. Bu yıl 500 bin çiçek aldı ve üretildi. Bunları isteyen vatandaşlarımız, seralarımızdan, diğer Türkiye Üniversitesi, hatta başlayan müdürlüğümüzden bize baş olarak gelip alabilirler. Evet. Değişik kurumlara falan da çiçek veriyor. Ayrıca yarışma için de biz tekrar en güzel balkon, bahçe, teras, cami bahçesi, okul bahçesi konularında ödüllü bir yarışmamız var. Artık evet. Geleneksel hale geldi. Üçüncüsü düzenliyoruz. Evet. Duyurularına başladık. Peki bir şey daha söylemek istiyorum. Çevreden bahsetmişken kaçırmak istemiyorum. Peki bu mekan hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Şu sesinin önünde böyle bu mekan. Mekan çok güzel. Vallahi okul müdürümüzü ben daha önce tebrik ettim. İki çayını yeni gördüm. Daha önce yeni fotoğrafı bir tane gördüm. Çok harika olmuş. Yani bugün için yoğun bir iş gününe evet. Geldiniz buraya. Yani yoğunluğunuzu biliyorum. Ben daha az yoğunluk. Biraz daha fazla gelip. Peki şu anda ne hissediyorsun? Biz alın işte var mı? Biz de rehabilite olduk. Rehabilite olduk. Gerçekten. Dinlen. Bakın yorgunluk yok. Bu saatte bizim de yorgunluk olduğumuz saatler. Dinlen. Evet. Bedenen. Ama şu anda gayet rahat. 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 Ateşli olarak hazırlığımız hizmet ekleriniz var. Bundan 10 adet bastırdık. Vatandaşlara ulaştırıldı. Hala ulaştırıyoruz. Yani vatandaş belediye geldiği zaman, diyelim evlenmeyle ilgili giriş olduğu zaman nereye başvuruyoruz? Neler lazım? Ben ölçü ayarlarla ilgili gerekli evlatlar hepsini böyle telefonlar, kuş belediyemizin bu tür bilimleri tanıtan vatandaş yönelik bir hizmetimiz, hizmet ekleri. Sadece ama güzel bir çalışma oldu. Maliye ve filosofik dergisi var. Vatandaşları için kitaplaştırdık. Ellerini aldıkları zaman her türlü fiyat kartımız buradan görebiliyorlar. Yine yazmasımızın çalışmalarını anlatıyor. 153 değil mi? Evet, 153 çarpımız. Nasıl mesaj bırakıyorsunuz? Bir yazma sistemi nasıl bilsin? Evet. O konuda bilgiler veriyor. Ben 153 bir mesaj bırakmıştım. Pardon, iki mesaj bıraktım. Şu ana kadar. Bir tanesi şeydir Fatih Bey. Bu yazıyı yazdıktan sonra teşekkür mesajı bıraktım.
ikincisi bir şikayet mesajı bırakmıştı. Evet. O da belediye otobüsünde çok yoğunluk vardı. Ve ön taraftaki kapıyı açmayan bir şoför belediyeydi. Ondan sonra ben Allah bak şöyle düşündüm şimdi. Hatırlattığı için anlatıyorum. Şöyle düşündüm. Yani telefonumu da bıraktım oraya. Yani olay beni ilgilendirmiyor. Çok ilgilendirmiyor ama orada açtım. Yaklaşık 3 gün veya 4 gün sonra bana telefon açıldı. Şoför benim yanımda, bizim yanımda. Tabii olay benim yanımda bir seyirci durumundayım ama çok memnun oldum. Yani aslında 48 saat içinde gelmesi lazım. Demek ki biraz araştırma zamanı uzun sürdü. Normalde o tür telefonlarda hemen çözebiliyorsa anında, yok çözemiyorsa 48 saat içinde arkadaşımız bilgilenmeyi sordular. Çok güzel bir sistem. Oturdu. Vatandaşlar buradan ayrıca uçak seferleri, nöbetçi eczane gibi belediye bilgi son haberleri öğrenebilirler. Evet. Çok çeşitli seçenekleri var. Ben de memnun oldum. Yani artık yani size bilgi veriyor. Böyle böyle olur deniyor. Hoşuma gitti. İkincisi orada ben taraf değildim. Yani bir de var. Yani vatandaşlar özellikle bunu yani illa bir olayın muhatabı olmak değil de görünen bir yanlışlık değil mi? Yine o yanlışlıkları belirtmek gerekiyor. Tabii. O hoşuma gitti. Evet. Otobüslerimizde yeni bir uygulama, evet, siz de görürsünüz, isimler yazılıyor. Yani şoför ismi. Evet. Vatandaş bir şoför kaba davranmışsa ismini öğrenmek için uğraşmıyor. Hemen oradan ismini alıyor. Sekreter falan da belli. Kolaylıkla ulaşılabiliyor. O şoförünü söylüyor. Tabii büyük şehirlerde şoförlük yapmak da çok zor. İster istemez. Tabii onların bir eğitim için sık sık alt yetişimler seminerleri yapılıyor. Daha geçtiğimiz ay arka 3 seminer verildi. Konu uzmanları. Çek olarak birini şöpürlerimizle yenilmeye çalışıyoruz. Yenilmesi diğer personel gibi. Bir de bazı bile böyle Kayseri'yle ilgili projelerimiz var. Yani, Kayseri'yle ilgili hizmetlerle ilgili. Bu tür projelerimiz çok önemli. Şu kitabımız çok önemli. Bu nedenle tanımak istiyorum. Kayseri Toplu Taşıma Rehberi. Bu kitaptan 10 derece basıldı. Bu da elimizde çok az kaldı. İnşallah bunu da ikinci baskı yapacağız. Burada vatandaşımız otobüsleri nasıl biner, hatta nerelerde gidiyor, saat kaçta kalkıyor, kaç dakikada bir kalkıyor ve bilgisayardan bütün hatları bizim krokisini çizmiş durumdayız. Buraya baktığında mesela ZGK'ya tarafına geçecek vatandaşımız kalkış noktasıyla son durağı görüyor, hangi duraklardan geçiyor, efendim saatleriyle beraber her ekle her işe yapılması gelen bir kitap, gereken bir kitap. İnşallah burada çok büyük talep diyor, otobüslere dağılıyor, vatandaş binerken biletini aldı. Çok bir talep olduğu için yakın ilişki baskısını yapmayı düşünüyorum. İnşallah çünkü ben de yok, ben de ben size bunu otobüsleriz yedebilirim bunu. Sizi kullanabilirim. Evet. Ben şunu söylemek istiyorum, şu yönetim tabii değil mi? Kayseri'nin çevresi değişti, Kayseri'nin çevresi değişti, ışıklandırıldı. Artık yani Kayseri gece gelen yeri içinde cazip bir şey oldu. Yani bir kaleye giriyor. Önemli mekanlar da şey yapıyor değil mi? Işıklandırıldı. Işıklandırıldı. Birçok mahalle, sokak ve caddeyi de dekoratif lambalar getirdi. Isık olarak da çok güzel ışık olarak da. Gece zaten Kayseri güzeldi. Şimdi daha ışıl ışıl, daha canlı. Biliyorsunuz sosyal hayatlar çok canlanmaya başladı Kayseri'de. Belediyemiz bir konuda öncülük ediyor. Yani pastanelerin, efendim, kafelerin açılmasına da kapitalizm. Çay bahçelerinin açılmasına kadar öncülük ediyor. Belediyemizin burada amcadan kapalı olan bir mekan vardı, halk açıldı. Sonra gece 12'ye kadar sohbet etme imkanı bulabiliyor insanlar. Otur, havuz başına içiyorlar. Bir de şehrin güzel açmasından falan bahsetmiştim. Büyükşehir Belediyesi'nin Genişleri Başkanlığı olarak ülkesi ne olmayan başka işlere de yaratıyorlar. Yani hem kendi çalışma ülkesi mesela çeviriyor. Şöyle demiştik. Çeviriyor uzun da bir yaratılmayan bir yerde. Çok uzun 16 kilometre uzun bir yolumuz var. Bu Boğaz Köprü'den işte üniversiteden kavşana kadar olan kısım çok ve belki de Kayseri'yi o kültür çevre yolunu, o taraf üzerine olur, bir yer olarak görüyor. Şimdi karayollarından bir protokolde orası devralıldı. Hızla çalışmalar sürüyor, orta üzerine gidiyor, yakın asfaltına yapılacak. Böylece çok güzel bir yer olacak ve Kayseri'yi uzaklar gelen insanlar, şehir kenarına geçen insanlar da Kayseri'nin güzelliğini görme imkanına kavuşacaklar. Rifat Bey, sizin bir kitabınız var bu arada. Onlara gelelim. Söz oraya taşıyorum.
oluşan bir kitapları var. Pamuk Murat, son çıkan şiirlerin şiir kitaplarımız var. Onlara bahsetmek istiyorum. Şu anda 3 tane şiir kitabımız basıldı. Onlar da herhalde en çok dünyanın bir piyasaya sunulur. Kütüphane kuruluşlarından tanıtılır. O şiir kitaplarımızdan bir tanesi bildiğim kadarıyla Ayhan Gülsoy Bey'e aitti. İkincisi de Ahmet Sıvacı Bey'e aitti. Yani Kayseri'de yaşayan şairlerimizin kitapları bir dizi oluşturuyor. Kayseri şairleri diye. İnşallah bunun arkası gelir. Bu da çok güzel bir sizler olacak inşallah. Bunun haricinde, evet, kitaplardan dergiden bahsedeyim sizlerle. Güzel bir kültür sohbeti yapıyoruz. Başkanımız Başkan Doktor Şükrü Bey'in artık kitapları piyasada bulunuyor, bitti. Şimdi ikinci baskılar başladı. İz Yayıncılık, Darbeler, Anayasalar ve Modernleşme ve Tek Parti dönemlerinin çok güzel kapaklarla beraber, kapak kısımla beraber, çok güzel tasarım. İkinci baskı olarak piyasaya sürdüler. Yakında diğer kitaplar da sürülecek. Fakat bunlar da herhalde günümüzde güncel tartışma olarak bir ışık tutacağı için isim olarak da gerekli kitabın içeriği olarak herhalde bugünlerde piyasada satış şansı daha fazla olan kitaplar. Evet. Bunları da tanıtmış olalım. Şimdi şu an yalnız değil mi? Başkanımızın tabii kendi alanı ekonomi, yanlış hatırlamıyorsam iktisat. Hukuk şu an zamanlar. Evet. Yalnız evet. Anayasa döşenti. Anayasa döşenti. Şimdi tabii işin her tarafından tarafı güncel, aktüel kitaplar. Biraz sanatlar daha çok iyi duyuyoruz. Başkanımızın ben bildiğim kadarıyla Necip Fazıl'ın bir dönem var. Evet. Bir de hikayeleri var. Gençlik çalışmaları var. Peki kendisini daha sonra bir mekana davet etsek burada. İnşallah sözü. Kendisi bir edebiyat sohbeti, sanat sohbeti yapma imkanı olur. Tabii çok iyi olur. Özellikle kültürel konularda yapılan sohbetleri çok memnun kalıyorlar. Siyaset biliyorsunuz yıpratıcı oluyor. Evet, böyle zaman zaman başkanımızın siyasetin yıpratıcılığından kültür sanatın barınlarına sığındığını, kültür sohbetlerden çok memnun kaldığını görüyoruz, şahit oluyoruz. İnşallah başkanımıza da çok daha güzel bir sohbet yapma imkanı olabilir. İnşallah. Ve gelelim Kasım'da kavak kesmek. Evet. Galiba her şeyi yani bazen ne derler? Öyle özlü sözler vardır ki yani çok şey söylemeye gerek kalmaz. Yani birkaç kelimeyle çok şey ifade edersiniz. Evet, Kasım'da kavak kesmek trajikomik bir 10 Kasım hikayesi. Şimdi Rıfat Bey, ben kitap hakkında çok şey duydum ama kitabın içeriğiyle pek yani bilmiyorum. Neler yazdığını bilmiyorum. Şöyle birkaç cümleyle sevgili seyircilerimize bize özetlersiniz. Memnun olurum. Tabii. İsterseniz şöyle alayım. Lütfen. Şimdi biraz önce eski yapalım. Tabii başkanımız böyle arka kitapla değil mi? Biraz kıskandık biz de. İlk kitap çalışmamızı böylece evet. Yayınlamış olduk. Başkanımızın 9. kitabı çıkmıştı. Evet. Siyaset ve bürokrasi bu eski kitapları böylece ikinci baskı yaptı. Şimdi ben aslında güzel yazarıyım. Kayseri dergilerde güzel yazılarım yayınlandı, köşeler hazırladım. Geçtiğimiz yıl bunları kitaplaştırmak için bir çalışma hazırlamıştım. Epey kitap çıkardı, bir tanesini hazırladım. Baskı hazır vaziyetteyim fakat meşhur 10 Kasım konuşması gündeme gelince böylesine önemli bir olayın perde arkasının kamuoyuna yansıtılması, tarihe dergilerin sunulması amacıyla olaydan hemen hemen bir hafta önce sonra çalışmalara başladım. İşte iki ay geceli gündüzlü bir çalışmayla kitap sona erdi. Fakat o günlerde bir kişi oluşturulmuştu, Cumhuriyet Güvenlik Mahkemesi tarafından. O bir kişi raporun sonucunu bekliyorum dedim. Kitabın arkasına koydum ve final öyle kapatayım diye. Oradan biraz sık bir geçme oldu. Ama geçtiğimiz ay kitap piyasaya çıktı. Kitapta bu olayın... Biz belgesel olarak hikayesini anlatıyoruz. Olayın perde arkasını, başkanı o konuşmaya sevk eden hamiler, konuşmadan sonraki gelişmeler, basında çıkan lehte aleyhte haberler, elimizde çok malzeme birikmiş. 4 klasör dolusu malzeme, bunun 2 klasörü aleyhte çıkan haberler. İki klasörde gelen lehte mektup ve mesajlar. Aleyhte tehdit yapan tabii haklı olarak çeşitli görüş insanlarımız görüşüyle getirdiler. Bu 4 klasör arası, malzeme arasından titizlikle seçtik en önemlilerini. Hepsine inanmaya kalksak çok büyük çapta kitaplar, dergiler basılması gerekiyor. Gelen mektuplardan da ilginç olan mektuplardan falan seçtik. Sonuçta 208 sayfalık bir kitap çalışması ortaya çıktı.
gazeteci olduğumuz zaman da böyle akıcı bir dille herkesin okuyabileceği, yeni alın zaman bırakmak istemeyeceği bir kitap olmasını güzel gösterdi. Karikatürler falan. Karikatürler falan da var, evet. Karikatürler, fotoğraflar. Yani olayla ilgili olarak tüm... Çünkü o günlerde başkanımızla beraber Kayseri haricinde İstanbul, Ankara, İzmir'deki temasları beraber yapmıştık. Onun sıcaklığını, başkanımızın faaliyet üyesini çok yakından takip ettik. Sonuçta böyle bir çalışma ortaya çıktı. Onun üzerine çizgileri kendisini koyuyor. Yani burada yine evet sadece karıştırdık. Yani süper detay sonuna kadar okudum. Yani okumadım ama kesinlikle gördüğüm kadarıyla mizah çizgi yani sizin stil. Mizahçılığını göstermek istiyorum. Santep Belediye diye oradan... Oradan da bir ismi. Oradan da çok biliyoruz. İsmimiz de çok yakın. Evet. Çok dergide aynı ismi taşıyan köşeler açıldı. Evet. Bir de şey vardı, ben ona söyleyince aklıma bir şey geliyor. Sizin erkekler için bir sığınma evi. Herif sığınma evi. Herif sığınma evi. Ona ciddi alanlar olmuştu galiba değil mi haberi? Tabii. Haber yapmışlar. Tabii. Bizim beyaz şehir dergimizde Koca Sinan Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Aspaylamak'tan bir espri yapmıştık. Gerçekten bir konuşma olanı mesela bizim belediye danışmanları 48 aylık bir danışman Koca Sinan Belediyesi tarafından misafirhane yapıldı. Kemal Aylan Koca'nın müdürlüğüne vermediler. Çok da iyi oldu. Gelen misafirlerden orada alınıyor. Başkan Yardımcımız Sayın bir sohbetimizde Sayın Başkanım. Hanımlar bazen bizi evden kovarsa buraya gelir biz falan demiştim. Ben dedim ki de burası herif sığınma evi dedi. Biliyorsunuz Kayseri'de mahalle değil mi? Evet. Erkeğe herif deniyor. Çok hoşuma gitmişti. O esprini anlattım. Yani tabii Türkiye bütün birçok yere, belediyelere, gazetelere bin üzerinde yeri postalıyoruz. Kuba Ajansı var, Ulusal Basın Ajansı muhabirin yerine geçiyor. Herhalde bir bayram günüydü, biraz haber sıkıntısı çektikleri bir günde. Gerçekten böyle bir ev açılmış gibi haber yapılıyor ajans tarafından ve açılışı da Mustafa Aspaylan'a yaptırılıyor. Tören de yaptırılıyor. Evet. Bu haber bazı gazeteler, Ulusal Gazete akına uğradı Kayseri. Bir kısmı da biz getirmedik. Yoksa söylesek hepsi gelecekti. Saadettin Teksoy'dan Uğur Dündar'a, efendim Nurseli Diz'den aklıma gelmeyen şu anda söz fotoğrafı kadar değişik ekiplerden insanlar aradılar. İnternet ekibi geldi. Artık onlar özel olarak gelmişler. Onlar bir şekilde yaptılar. Diğerlerine Mustafa Bey durumun böyle olmadığını biraz abartı olduğundan söyleyince gelmekten vazgeçtiler. Evet. Böylesine bir şeydi. Hala unutamadığımız hatırlarımız arasında. Evet, ne kadar enteresan. Köşe yazılarında falan hatırlıyorum. Yo, renkli basın diyelim. Renkli basındaki köşe yazıları falan hatırlıyorum yani. Siz evet. Hatta köşenizi almıştınız. Bir esprimiz... Makale yazmışlar. Tabii. Şimdi yine bir esprimiz daha olmuştu. Genel gazetemizde köşe hazırlamıştı. Mizah köşesi. Oradaki bir ilginç fotoğraf vardı. Onu birinci sayfadan kullanalım demiştim arkadaşlarımıza. Yalnız spotta yazısının işte şu köşede olduğu, ismi Zurna Köşesi, Zurna Köşesi olduğu belirtilecek. Yalnız ancak o belirtilmemiş, o da bir sansasyon olmuştu. Orada da üç başkanımızın Türk Ocağı'ndaki bir fotoğrafını yayınlamıştık. Türk Ocağı'nda, biliyorsunuz Türk Ocağı'mızın sembolü Bozkurt. Ben o resmi fotoğrafta kullandık anlıyız, o resmi hatırlıyorum ben. Evet, o resmi fotoğrafçılarının Bozkurt resmi, altta üç başkanımız bir belge imzalıyorlar. Altına da ben asparagas, esir olsun. Başkanlar MHP'ye geçti diye bir haber yapmıştım. Evet. Bir yazı yazmıştım. O bizim sayfadan yayınlandı. Yere hemen oynadık Kayseri'de. Şimdi aklımda haberin veya yazının orijinali Zuna köşesinde denmediği için hesap oldu. Bizim sayfadan okuyan birçok orada başkanımız Bereket Okan'ı çok konuşuyor. Bu da unutamadığımız bir tanesi. Şimdi bakın bu bizler önüne geçti. Bizim Türk Ocağı'nın tanıtan bir programı da o resmi kullandı. Ziyaret eden insanları örnekliyorduk. İşte başkanlarımız da, Türk Ocağı başkanımızla birlikte gösterdik. Ama biz onu düşünemedik. Biz biraz da misal açıdan bakınca oluyor ama çok güzel fotoğraftı. Gerçekten de bir şey yazmaya değerdi. Rıfat Bey. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel bir sohbet oldu. Büyük bir haz aldık. Çok teşekkür ederim.